Lapseki Spor Judo öğretmeni Gökay Yıldız haklı bir gurur yaşıyor. Nisan ayında kurulan Lapseki Spor Judo takımı kısa zamanda önemli başarılara imza attı. Lapseki Spor Judo öğretmeni Gökay Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi. 7 yaşından beri Minder'de judo sporunu yapmaktayım. Çanakkale merkezde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışıyorum. Lapseki'de de judo takımı kurmak amacıyla bir seneye yakın yani 8-9 ay oldu önce geldik. Başkanımız sağ olsun Eyüp Yılmaz Bey olur dedi. Branşımızı Lapseki Spor'a açtık. Takımımızı kurduk ve yoğun çalışmaları başladık. Neticesinde bir sene boyunca ağır antrenmanlar yaptık ve sonucunda Türkiye üçüncüsü çıkarttık Lapseki Spor adına. Şimdi judo sporunu anlatmak gerekirse nasıl bir spor olduğunu. Judo savunma sporu. Kelime olarak ayırırsak judo, ju ve do olarak. Ju yumuşaklık, esneklik, doğruluk. Do ise bunlara giden yol, prensip demek, disiplin demek. Maneviyat olarak judo, nezakete giden yol demek. Yani çocuklarımıza burada sevgiyi, ahlakı, büyüklerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyoruz. En küçük çocuğumuz 5 yaşında. En büyük çocuğumuz da şu an 13-14 yaşında. Yaş aralığımız bu. Temelden alıyoruz, altyapıdan. Çünkü judo temelden başlanmadığı zaman büyük aldığımız zaman sıkıntı oluyor. Kuşak derecelerimiz var bizim, kuyular var. Bu yüzden küçük yaşta alıyoruz. Daha iyi oluyor. Altyapıdan çocuk bu işi öğreniyor. 5 yaşından 6 yaşından. Minden tozunu alıyor. Küçüklere yönelik daha güzel antrenmanlarımız oluyor. Sporun ahlakını aşılamak, judonun nezaketini, yumuşaklığını, esnekliğini aşılamak çocuklara. Tabii ki de daha sonraki hedefimiz judo ve judo ile beraber başarılı Türkiye dereceleri almak, Avrupa dereceleri almak. Yaz tatilinde çocuklarımız sağda solda gezeceğine, tozacağına burada spor yapıp aktivite yapıyorlar. Kendilerini burada geliştiriyorlar kültürel olarak. Çocuklarımıza biz denize gidiyoruz, piknik yapıyoruz, sosyalleşiyoruz. Bu çocuklarımızı sokaklarda kaybetmek yerine burada judo ile beraber topluma bireylere nasıl denir? Topluma yararlı bireyler haline getirmek, vatanını milletini seven çocuklar haline getirmek hedefimiz. Dediğim gibi daha sonra da judo ile beraber başarıdan başarıya koşmak. 28 kiloda Türkiye üçüncüsü olan 11 yaşındaki İlayda Tüzün de 2 yıldır judo sporu ile uğraştığını belirterek şunları söyledi. Benim adım İlayda, Türkiye üçüncüsü oldum. Bunu yapmamın sebebi çok 2 senedir çok çabuk çalıştık. Okullarda derslerime hem arkadaşlarımızın derslerine daha iyi bir etki sağlıyor. Hem kendini geliştirebiliyorsun, dışarıdaki çevreden kendini korumak için genellikle korunma sanatları daha iyidir. Bu yüzden hem annem beni buraya yönlendi hem de okulda derslerime daha iyi çalışmam için buraya geldim. Lapseki Spor Başkan Vekili Halil Özer de kısa sürede çok önemli başarılar elde ettiklerini ifade ederek şunları söyledi. Biz sporun her dalında çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Futbol takımımız geçtiğimiz yıl 1. amatör kümede şampiyon olarak süper amatör kümeye yükseldi. Bu yılda oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Yaz spor okulumuzda ise 6-12 yaş arası 100'den fazla çocuğumuz var. Nisan ayında kurulan judo takımımızda bir öğrencimiz ise Türkiye üçüncüsü oldu. İlçemize madalya getirdi. Küçük kardeşimiz Lapseki Spor her dalda başarılı. Beklemiyorsun, dolaştır hemen tekniği biliyorsun. Merhaba, ben Doğa. 3 aya yakın süredir judo yapıyorum. Gökay abi tarafından judoya teşvik edildim. Başka sporlarla uğraşıyordum ama enerjimi atamadığım zaman hiperaktiflik oluyordu. Diğer insanlardan da biraz şikayet aldığım için Gökay abi bu sporda daha iyi olacağını düşünüyordu. Okulda biraz agresif olduğum için derslerim düşüyordu. Judo'ya başladığımda enerjimi attığım için derslerime de daha çok çalışmaya başladım. Bu sefer derslerimde de notlarım arttı, kilo verdim. Adım Rana, soyadım Uzuner. Öncelikle judoyu 8 aydır yapıyorum. İlk maçımda ikinci olmuştum ve hani madalyam okula gidince gerçekten arkadaşlarımın büyük bir bütün gözler bendeydi ve hani nasıl kazandım, hangi teknikleri yaptım, bize de biraz gösterir misin diye çok fazla sorular alıyordum. Çok benimle birlikte çok
başlamak isteyen oldu. Hani bana hani vaktini, hani neler yaptığımızı falan soran oldu. Kes konuşma.